Tenis Endüstrisi YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Metecan Süren. Bu videoda sizleri Fransa'nın en güzel şehri Paris'e ve yaklaşık 125 yıllık bir tenis tarihine götüreceğiz. Evet, hepimizin bildiği Fransa Açık Tenis Turnuvası. Orijinal ismiyle Roland Garros. Arkanıza yaslanın ve bu kısa yolculuğun keyfini çıkarın. İyi seyirler. Roland Garros her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'ta düzenlenen 4 Grand Slam turnuvasından ikincisidir. Turnuva adını Fransız pilot Roland Garros'tan almıştır. Fransızların en ünlü savaş pilotlarından biri olan ve 1. Dünya Savaşı öncesinden ününü tüm Fransa'ya duyuran pilot, savaş esnasında Almanlara esir düşmüş, daha sonra kaçıp kurtularak tekrar orduya katılmış ve uçağın düşmesi sonucunda 1918 yılında 30 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Dünyanın ilk savaş pilotu olarak biliniyor olması ve bunun yanı sıra Akdeniz'i geçen ilk Fransız pilot unvanına da sahip, tarih kitaplarına göre iyi de tenis oynayabilen, tek kelimeyle ulusal bir kahraman, turnuvaya adını veren isimdir. Turnuva ilk kez 1891 yılında Fransa Şampiyonası adıyla ulusal çapta düzenlendi. 1897 yılına kadar yalnızca erkek sporcuların katıldığı turnuvaya, 1897 yılından itibaren kadınlar kategorisi de eklendi. O yıl kadınlarda turnuvayı şampiyon bitiren isim Aidan Mason oldu. 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar maçları düzenlenmeye başlandı. 1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva tarihte ilk Grand Slam oldu. Turnuva kortunun 1928'deki inşasına kadar maçlar Racing Club de France spor sahasında oynandı. Kapılarını resmi anlamda 1928 Temmuz'undaki Davis Cup maçlarıyla açan Stade Roland Garros'un yapılış hikayesi ise şöyle. 4 silahşörlerle kaplı 4 efsane Fransız raket: René Lagoste, Jim Borota, Henri Duchey ve Jacques Bourion 1927 senesinde Davis Cup maçında favori Amerikan takımını 3-2 yenip dünya şampiyonu oldular. Sonra Fransızların 1928'deki rövanşı düşünüp kendi evlerindeki bu maçı kapasitesi yüksek ve güzel bir tesiste oynama fikri bu tarihi stadın yapılmasına neden oldu. Peki 1928 Davis Cup finali ne oldu? Amerikalılar Fransa'da rövanşı alabildi mi? Hayır. Bu kez de 4-1 kaybederek ülkelerine döndüler. Bu arada eklemeyi unutmadan, tek erkekler kupasına verilen Silahşörler Kupası bu 4 Fransız sporcuyu anmak içindir. Günümüzde tüm maçlar Roland Garros Stade tesislerinde oynanmaktadır. Maçlar Philippe Chartier, Susan Lanson ve Court 1 gibi tribünleri meşhur olanların yanı sıra tesiste toplam 20 toprak kort bulunmaktadır. Turnuvanın en büyük kortu Philippe Chartier 14.840 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Philippe Chartier 1926-2000 yılları arasında yaşamış bir sporcu. Grand Slam'lerde 3. tur ötesine geçememiş olsa da asıl kariyeri gazeteci ve yönetici olarak tenisin her kademesinde yer alarak yapmış ve Fransa'da tenis denliğinde akla gelen tarihi isimlerden biri. İkinci büyük kort 10.068 seyirci kapasiteli Susan Lanston kortu. Tarihin en iyi oyuncularından Susan Lanston bugün hem Kadınlar Kupası'nda hem de Roland Garros'un en büyük ikinci kortunda yaşıyor. Tekler, çiftler ve karışık çiftlerde kart vizitinde toplam 21 Grand Slam ve üst üste 181 maçlık rekoruyla tanrıça lakaplı bir efsane. Kazandığı onlarca kupa ve Grand Slam'in yanı sıra üstüne bir de astım hastası olarak bunları başarması takdire şayan. Ve kort 1, 3. büyük kort 3800 kapasiteli. Boğa güreşi arenası lakabı olan kortun bu ismi alma nedeni de halka şeklinde tribünlere sahip olmasıdır. Kortu oldukça yakın tribünler, tenis severlerin yapılan anketlerde en sevdiği, her sesi duyduğu, oyunun en çok içinde hissettikleri kort olarak analiz edilmiştir. Roland Garros tenis turnuvası tüm Grand Slam'ler gibi 2 hafta sürer. Toprak kortta oynanan tek Grand Slam turnuvası olma özelliğini taşımaktadır. Toprak kortun özelliği nedeniyle topun diğer kort tiplerinden daha yavaş tempoda hareket etmesi, turnuvanın
uzun maçlar ve rallilere ün yapmasına neden olmuştur. Şahin Göz uygulaması sadece bu Grand Slam'de yok. Bunun başlıca nedenleri topun topraktan net şekilde iz bırakması, itiraz halinde hakemlerin aşağı inip düştüğü yeri net şekilde kontrol edebilmesi ve de gelenekçilere göre tarihi ritüelin bozulmamasıdır. Anonsların hepsi Fransızcadır. Normalde her büyük turnuvada anonslar önce ülke sporcusunun dili, sonrasında da İngilizce olarak yapılır ama Roland Garros'ta sadece Fransızca anonslar duyabilirsiniz. Çoğu kişi Grand Slam oynayan ilk sporcumuzu 1959 Wimbledon'da Nazmi Bari olarak bilir ama aslında 1950 Roland Garros'ta Bahtiye Musluoğlu oynamıştır. Bu turnuvada tur atlayan ilk tenisçimiz de Marcel İlhan. Kadınlarda da Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Roland Garros'ta ana tablo maçına çıkan ilk Türk kadın tenisçiler unvanına sahip. 4 Grand Slam içinde sert ve çim zemine nazaran topun hızının azalması ve yerden fazla yükselmesi nedeniyle uzun süren ralliler ve yetenek kadar güç, sabır, dayanıklılık, disiplin, hatta fizik kondisyonun yanında yüksek psikoloji gerektiren bir turnuva Roland Garros. Şampiyonluk kazanamadan kariyerini bitiren o kadar çok ünlü tenisçi var ki, başta 14 Grand Slam zaferi bulunan Pete Sampras, yine diğer 3 kortta 8 Grand Slam kazanmış Jimmy Connors, 7 zaferin yanında Roland Garros ekleyemeyen John McEnroe, 6 major turnuva şampiyonlukları bulunan Boris Becker ve Stephen Edberg de bu turnuvayı kazanamadan emekli tenisçiler arasında. Kariyerine devam eden tenisçiler içinde de dünyanın gelmiş geçmiş bir numarası olarak bilinen ve toplam 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve 17 Grand Slam sahibi Novak Djokovic bu turnuvada sadece bir kez kupa kaldırabildi. Kadınlarda akla gelen ilk isimler ise çiftlerde kardeşi Serena ile beraber bu kortlarda kupayı iki kez kaldırmış olsa da kariyerine Roland Garros tekler zaferi ekleyemeyen Venus Williams, 5 tekler, 13 çiftler ve 7 karışık çiftler olmak üzere toplamda 25 Grand Slam zaferinin içinde bir tane bile Roland Garros tekler zaferi olmayan Martina Hingis var. Toprağın kralı Roland Garros'u 12 şampiyonlukla turnuvayı en çok kazanan ismi Rafael Nadal. Ayrıca Nadal'ın 5 kez üst üste 2010-2014 ile şampiyonluk rekorunu elinde bulundurduğunu belirtelim. Kadınlarda ise Roland Garros'u en çok kazanan isim 7 şampiyonlukla Amerikalı Chris Evert. İkinci sırada 6 kez de Alman Steffi Graf var. En geç kazananlara bakarsak, erkeklerde Amerikalı Michael Chang 17 yaşında, kadınlarda Amerikalı Monica Seles 16 yaşında turnuvada şampiyon olurken, en yaşlı kazananlar ise erkeklerde İspanyol Andres Gimeno 34 yaşında, kadınlarda da Amerikalı Serena Williams en son 33 yaşında bu turnuvada şampiyon oldu. Aktif tenisçiler arasında olan Serena Williams'ın Roland Garros'ta toplam 3 şampiyonluğu bulunuyor. Sadece manevi yönü değil, maddi açıdan da oldukça yüksek rakamlara sahip olan Roland Garros'ta 2019'da toplam 40 milyon euroya yakın para ödülü dağıtıldı. Teklerde kazanan raketler 2.2, finalistlerde ise 1.120 milyon euro para ödülünün sahibi oldular. En son 2. Dünya Savaşı'nda ertelenen, her yıl Mayıs ayında düzenlenen turnuva 2020 yılında dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Eylül ayına ertelendi. Tenis endüstrisi tarafından hazırlanan Roland Garros yolculuğunun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.